Araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi çocukların çok önemli gördükleri kitle iletişim araçları arasında sayılamaz? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Türkiye'de çocukların kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarını araştırdığı çalışmanın sonuçlarından bir bölüm aşağıda verilmiştir. Bize verilen tabloya baktığımızda kitle iletişim araçlarının sizin için ne kadar önemli sorusuna radyonun oranının %12,3 olması ve günde kaç saat ayırıyorsunuz sorusuna 58 dakikayla yine radyonun verilmesi en az öneme sahip olan kitle iletişim aracı olarak radyonun olduğunu bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi çocukların en çok zaman ayırdıkları ilk 3 kitle iletişim aracı arasında gösterilemez? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Türkiye'de çocukların kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarını araştırdığı çalışmanın sonuçlarından bir bölüm aşağıda verilmiştir. Bize verilen tabloya baktığımızda genel A 1 saat 48 dakika, televizyon 1 saat 55 dakika, cep telefonu 2 saat 39 dakika günlük olarak kullanılmaktadır. Fakat gazetenin günlük kullanım süresi 1 saat 32 dakika olduğu için diğerleri arasında en azdır ve bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu haberde medyanın aşağıdaki alanların hangisindeki işlevinden bahsedilmiştir? Türkiye, Elazığ'daki depremin ardından tek yürek oldu. Televizyon, genel ağ, sosyal paylaşım siteleri üzerinden başlatılan seferberlik sonucu, Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşların topladığı çadır, yatak, battaniye, giyim ve gıda malzemeleri tırlarla Elazığ'a gönderildi. Birçok vatandaş da evi yıkılanlara evini açtı, kan ihtiyacı için hastanelere kan bağışına koştu. Bize verilen açıklamaya baktığımızda ülkemizde Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında medyanın insanları bir araya getirip Elazığ'a yardım göndermesinde ön ayak olmasından söz edilmektedir ki bu durum medyanın yardımlaşma ve dayanışma duygusunu oluşturduğunu yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Parçada bahsedilen iletişim yönteminin olumsuz yanı aşağıdakilerden hangisidir? İletişim artık eskisi gibi zor değil. Sadece ses ile değil, anında görüntülü iletişim de sağlanabilmektedir. Bu durum ev ziyaretlerini azaltmış, zahmetsizce evlere konuk olmayı kişilere öğretmiştir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda insanların özellikle yan yana gelmeden teknolojik araç gereçleri kullanarak iletişim faaliyetlerini sürdürmesinden bahsedilmektedir ki bu durum yüz yüze olan ilişkileri azaltması yönüyle olumsuz bir durum yaratmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Devleti yönetenler medya ve iletişim araçlarının özellikle çocuklara olan etkisini sağlıklı hale getirmek için tedbirler almaktadır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda akıllı işaretler uygulaması yoluyla çocuklar ve aileler bilinçlendirmeye çalışılmıştır. Radyo ve televizyon faaliyetlerini denetlemek için RTÜK kurulmuştur ve öğrencilerin medyayı okuma bilincine ulaşması için medya okuryazarlığı dersi geliştirilmiştir. Bu uygulamalar medya ve iletişim araçlarının sağlıklı hale getirilebilmesi için yapılmış çalışmalardır. Fakat çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için televizyondaki kanal sayısını arttırmak böyle bir uygulama değildir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu metinde televizyonun aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Trabzon'un bir ilçesinde ilkokul öğrencisi olan Atiye, akşam televizyon izlerken Göbekli Tepe'yi gördü. En çok dikkatini çeken buranın binlerce yıl öncesine dayanan bir ibadet merkezi olmasaydı. Göbekli Tepe'yi izleyen Atiye sabah okula gittiğinde öğretmenini bularak Göbekli Tepe ile ilgili izlediklerini anlattı. Bize verilen açıklamaya baktığımızda özellikle televizyonun eğlendirici olması, sosyalleşmeyi sağlaması ve eşya ve hizmetlerini tanıtması yönüyle özelliği ön plana çıkarılmazken öğrencide merak duygusunu uyandırması yönüyle ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İkili iletişim amacıyla kullandığımız bazı araçlar teknolojik gelişmeler sonucu sosyal haberleşme aracı haline gelmiştir. Örneğin telefon iki kişi arasında sözlü, işitsel bir iletişim aracı olarak kullanılıyordu. Günümüzde akıllı telefon işitsel, görsel ve birçok fonksiyonu olan
etkileşimli bir araç haline gelmiştir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda geçmişte sadece iki kişi arasında iletişimi sağlayan telefonun günümüzde sosyal haberleşme aracı haline gelmesinden bahsedilmektedir ki bu durum iletişim araçlarının işleminin zaman içerisinde değiştiğini bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Hilal Hanım duyduğu rahatsızlığı aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmelidir? Hilal Hanım sabah kahvaltısını hazırlarken çocuklarının izlemesi için televizyondan çizgi film programı açmıştır. Ancak bu çizgi filmdeki bazı görüntü ve konuşmalardan çocuklarının psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini düşünmüştür. Bize verilen açıklamaya baktığımızda radyo ve televizyon üst kurumuna Hilal Hanım'ın şikayette bulunması gerekmektedir. Çünkü ülkemizde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kurum radyo televizyon üst kurumudur. Alo 178 hattını arayarak bilgi verebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir? Dili yanlış kullanması, sosyalleşmeyi engellemesi ve olumsuz davranışları örnek alması yönüyle televizyon çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabilirken, fakat eğlenceli vakit geçirmesi yönüyle olumlu etki yaratmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının yararlarından biri değildir? Kitle iletişim araçları geniş kitlelere ulaşılmasını ve iletişim kurulmasını sağlayan televizyon, sinema, dergi, gazete, internet veya yayın organları gibi iletişim kanallarıdır. Bu kanallar aracılığıyla kamuoyu oluşturma, kültür aktarımı sağlama ve hızlı ve yaygın haberleşme gerçekleşirken yüz yüze ilişkiyi arttırma gibi bir durum söz konusu değildir. Aksine bu uygulama yüz yüze ilişkiyi daha azaltacaktır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.